İstiklal Gazisi Hüsnü Başerli'ye günün şartlarına göre devlet eliyle yaptırılarak gönderilen ahşap protest kol Samsun'daki torunları tarafından müzeye bağışlandı. Vatanın öneminin ve uğrunda verilen çetin mücadelenin gelecek nesillere aktarılması amacıyla bağışlanan protest kol Büyükşehir Belediyesi Sadi Tekkesi Kuvayı Milliye Müzesi'nde sergilenecek. 1912-1913 yıllarında çıkan Balkan Harbi'ne katılan Hüsnü Başerli 1914 yılında Dünya Savaşı'nın başlamasıyla 1915 yılında Çanakkale Cephesi'ne gönderildi. Seddülbahir, Kilitbahir ve Çankbayırı cephelerinde savaşan Hüsnü Başerli vurularak yaralandı. İstanbul'daki Zeynep Kamil Hastanesi'nde 8 ay tedavi gördükten sonra yeniden vatan savunmasına katılan Hüsnü Başerli, Doğu Cephesi'nde vazifelendirildi. Bayburt sırtlarında Ruslarla yapılan harpte top mermisinin havada patlaması sonucu çevreye dağılan şarapnel parçaları vücudunun çeşitli yerlerine saplanarak sağ kolunu dirsek üstünden koparttı. Ermeni askerleri tarafından da süngüyle göğüs ve karın bölgesinden yaralandı. Tedavi altına alınan Başarlı'nın kambiren olan sağ kolu, omzun koltuk altı bölümünden kesildi. Rusların eline esir düşen ve iki buçuk yıl süren esaretten sonra, 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması ile gerçekleşen esir mübadelesiyle Almanya'dan Türkiye'ye getirildi. 1927 yılında ölçü alınıp devletin desteğiyle yaptırılan ahşaptan protest kolu kullanmaya başlayan Gazi Hüsnü Başarlı, Cumhuriyet'in ilanının 10. yılında kırmızı şeritli İstiklal madalyası ile şereflendirilip birinci dereceden gazilik maaşıyla ödüllendirildi. Havada bir top mermisi patlıyor. Şarapnel parçalarından bir tanesi şu şekildeki durumda ki sağ kolunu şuradan kırıyor tek kol olduğu için öbür kolundan az çok görüntüsünün iyi olması için herhalde devlet kol yapalım diye karar vermiş. 1927 yılında bizim tam olarak bildiğimiz tarih bu. İlk kolu yapıyorlar. Bu ağaçtan bir kol. Bu görüntü sağlıyor. Gayet güzel dışarıdan bakan adam. Gibi. Efendim kol var. Parmakları dahi insan parmaklarına benzer şekilde yapılmış.